Kıymetli dostlar, daha önceki bazı konuşmalarımızda Allahu Teala'nın sevgili peygamberimize ihsan buyurduğu bazı mucizelerden bahsetmiştik. Bugün de diğer bazı mucizelerini dile getirmek istiyoruz. Mesela Allahu Teala'nın İsa Aleyhisselam'a verdiği ve Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan ölüleri diriltme mucizesi var. Bu mucize Peygamber Efendimiz'e de ihsan buyurulmuştur. Bir gün bir köylüyü imana davet etti. O da Müslüman bir komşum vefat etmiş kızını diriltirsen iman ederim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gel gidelim onun kabrine buyurdu. Beraberce gittiler. İsmini söyleyerek kızı çağırdı. Kabir içinden ses işitildi ve kız dışarı çıktı. Peygamberimiz ona dünyaya gelmek ister misin buyurdu. Ya Resulallah dünyaya gelmek istemem. Burada babamın evindekinden daha rahatım. Müslümanın ahireti dünyasından daha iyi dedi. O köylü o Arabi, o Bedevi bunu görünce hemen imana geldi. Ve hesabı kiramdan oldu. İnsanların en üstünlerinden olma şerefine kavuştu. Cabir bin Abdullah bir koyun pişirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabıyla yediler. Kemiklerini kırmayınız buyurdu. Kemikleri toplayıp mübarek ellerin üstüne koyarak dua etti. Ve Allahu Teala koyunu diriltti. Bunun gibi Peygamberimizin ölüleri diriltme mucizeleri var. Ama bugün özellikle hastaları iyileştirmesi mucizesinden bahsedeceğiz. Birçok hastanın iyileşmesine vesile olmuştur. Tabi burada şunu hasreten belirtelim. Ölüleri dirilten Allahu Teala'dır. Ama Peygamberimizin eliyle yapıyor bu işi. Hastalara şifa veren Allahu Teala'dır şafi odur, kafi odur, muafi odur. Ama peygamberimizin vesilesiyle yapıyor. Keza e, doktorlar işte hastayı iyileştirdi diyorlar. Aslında orada da iyileştiren Cenab-ı Hak'tır. Doktor nedir? Vesiledir. Hem mucizelerde hem de kerametlerde bunları yaratan Allahu Teala olduğunu iyi bilmek lazım. Rasulullah'a büyüdüğü halde hiç konuşamayan bir çocuk getirdiler. Peygamberimiz ona ben kimim diye sordu. Sen Rasulullah'sın diye cevap verdi. Bundan sonra ölünceye kadar konuştu. Ölünce konuşmaya başladı. Dili açıldı ve ondan sonra devam etti. Yine bir kimse bir yılan yumurtasına basarak iki gözü görmez oldu. Rasulullah'ı getirdiler mübarek tükrüğünden gözlerine sürmekle görmeye başladı. Hatta 80 yaşında olduğu halde iğneye iplik geçirirdi. allah Alem o yılan yumurtası şeklinde olan galiba cinni İşte ona basınca ona zarar geldi. Muhammed bin Hatip diyor ki küçük idim. Üstüme kaynar su döküldü. Vücudum yandı. Babam beni Resulullah'a götürdü. Mübarek elleriyle tükrüğünü yanan yerlere sürdü ve dua buyurdu. Hemen yanıklar iyi oldu. Efendim bizzat hadiseyi yaşayanlar bunlar anlatıyorlar. Hadisenin canlı şahidi bunlar. Bir kadın bir keloğlunu getirdi. Resulullah mübarek elleriyle başını sıvadı. Şifa buldu. Ve saçları uzamaya başladı. Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde dinliyor ki iki gözü ama görme engelli bir kimse gelip ya Resulallah Allahu Teala'ya dua et de gözlerim açılsın dedi. Peygamberimiz ona şöyle bir tavsiyede bulundu. Ona kusursuz bir abdest al. Sonra Ya Rabbi sana yalvarıyorum Sevgili peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak Senden istiyorum Onu vesile ederek senden istiyorum <laughs> Ey çok sevdiğim peygamberim Muhammed aleyhisselam Seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum Ya Rabbi Bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle Onun hürmetine duamı kabul et Duasını okumasını söyledi. Adam abdest alıp dua etti, hemen gözleri açıldı. Bu duayı Müslümanlar her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Uğut kazasında Ebu bir gözü çıkıp yanağı üzerine düştü. Resulaya getirdiler. Mübarek eliyle gözü gözünü yerine koyup "Ya Rabbi, gözünü güzel eyle." dedi. Bu gözü diğerinden daha güzel oldu ve ondan daha kuvvetli görürdü. Ebu Katade'nin torunlarından biri Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına gelmişti. Sen kimsin dedi. Bir beyit okuyarak Resulullah'ın mübarek eliyle gözünü yerine koymuş olduğu zatın torunu olduğunu bildirdi. Halife bu beyitleri işitince kendisine ziyade ikram ve ihsanda bulundu. Peygamberimizin hastaları iyileştirmesiyle ilgili olarak yedinci bir misal arz edelim. İyas bin Seleme diyor ki Hayber gazasında Resulullah beni gönderip Ali'yi istedi. Ali'nin gözleri ağrıyordu. Elden tutup güçlükle getirdim. Mübarek parmaklarına tükürüp Ali'nin gözlerine sürdü. Sancağı eline verip Hayber kapısında dövüşmeye gönderdi. Çok zamandır açılamayan kapı kapıyı Ali yerinden sökerek Eshab-ı Kiram kaleye girdiler. Misalleri çoğaltmak mümkün ama son bir misal, 8. misali arz edip bununla konumuzu bitirelim. Tabi zikri cüz, iradeyi kül kabilinden parçayı zikredip bütünü kastetme. Peygamberimizin 3000 kadar mucizesinden bahsediliyor kitaplarda. Utbe bin Firkad'ın bedeninde kurdeşen denilen urtiker denilen hastalık çıktı. Resulullah Aleyhisselam onu soydu. Kendi mübarek ellerine tükürüp elleriyle gövdesini sıvadı. Hasta şifa buldu. Bedeni mis gibi kokardı. Bu hal uzun zaman devam etti. Allahu Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksekliğini anlamayı Hepimize nasip buyursun cümlemizi onun şefaatlerine nail edesin.